günler kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda burun estetiğini konuşacağız. Ve burun estetiğini kulak, burun, boğaz uzmanımız Operatör Doktor Mustafa Kabuğu Durmaz'la birlikte konuşacağız. Burun estetiği nedir? Ameliyat öncesi, ameliyat sonrasında burun estetiği olanlar nelere dikkat etmeliler? Öncelikle ilk soru olarak hocamıza soralım. Burun estetiği nedir? Merhabalar, iyi günler diliyorum. Bugün tabii burun estetiği ameliyatını konuşacağız. Yalnız burun estetiğine gelmeden önce başka burunla ilgili ne tür cerrahiler var, ne tür ameliyatlar var onları konuşabiliriz. Biz kulak burun boğaz uzmanı olarak tabii ana branşımız bizim, ana ilgi alanımız, ana ilgi alanlarımızdan bir tanesi burun. Ve burun aslında göründüğünün dışında hani çok daha büyük ve fonksiyonel bir organ. Yani burnun dıştan görünen kısmı yaklaşık yani bir buzdağının dışarıdaki kısmı gibi ona benzetebiliriz. Burun hava yolunun vücuda yani daha doğrusu havanın vücuda girdiği ilk basamak, giriş kapısı olarak bilinir. Bu açıdan çok büyük önemi vardır. Eğer burunda hava yoluna direnç gösteren bir problem varsa bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir. Burunda hava yoluna direnç oluşturabilecek birçok problem var. Bunlar hani doğuştan olabiliyor veya sonradan gelişen problemler olabiliyor. Günümüzde burunla ilgili yapılan cerrahiler çok sık işte burun ameliyatları, burun estetiği olsa da burunun sadece hava yolu problemleri dışında kanser hastalıkları da olabiliyor. Burun içinde gelişebilen polip dediğimiz burun etlerinin anormal büyümeleri şeklinde de hastalıkları olabiliyor. Burun içinde doğuştan var olan perdeler gibi yine hava yoluna direnç oluşturabilecek problemler olabiliyor. Biz kulak burun boğaz uzmanları olarak burunun bütün hastalıklarını tedavi ediyoruz. Şimdi gelelim burun estetiğine. Burun estetiği burnun dış görünüşünün ve içteki hava yolunun ikisinin beraber değiştirildiği, düzeltildiği burun ameliyatına verilen isim. Günümüzde çok sık yapılıyor. Burun estetiği nefes fonksiyonel problemlerden ötürü de yapılabilir. Veya kişinin aynaya baktığı zaman ki işte kendi yüzünün görüntüsünden hoşlanmamasından kaynaklanan kozmetik nedenlerden dolayı da yapılabilir. Biz bu iki cerrahi birbiriyle harmanlayarak başarılı bir şekilde günümüzde sıkça gerçekleştirmekteyiz. Burun estetiğinin peki hocam diğer burun ameliyatlarından farkı nedir? Nelerdir? Çok güzel bir soru. Şimdi günümüzde yapılan, sıkça yapılan, en sık yapılan iki çeşit burun ameliyatı var. Birisi septoplasti dediğimiz burnun içinde bulunan iki burun deliğini ve iki burun boşluğunu, sağ ve sol burun boşluklarını birbirinden ayıran septum dediğimiz ön tarafı kıkırdak, arka tarafı kemikten yapılmış olan orta bölmesinin düzeltilmesi ameliyatı. Bu ameliyat, bu hastalık daha doğrusu halk arasında kemik eğriliği diye tabir edilen burun hastalığının düzeltilme ameliyatı. Bu kemik eğriliği yani septoplasti ameliyatında burnun dış görünüşünde hiçbir değişiklik olmuyor. Ameliyat sonrası süreci de biraz farklı. Burun estetiğiyle ilgili hani ameliyat sonrasında olan şişlikler, hafif morluklar septoplasti ameliyatında olmuyor. İyileşmesi de daha kolay oluyor. Ama burnun dış görünüşünde bir değişiklik elde edilmiyor septoplasti ameliyatında. Daha sık yaptığımız, artık eskiden septoplastiyi daha sık yapardık ama günümüzde artık burun estetiğini, septorinoplasti dediğimiz burun estetiğini daha sık yapar hale geldik. Burun estetiğinde ise burnun hem orta duvarındaki nefes almayla ilgili problemleri düzeltiyoruz. Hem de dış görünüşüne müdahale ediyoruz. İşte ne gibi müdahaleler yapılabiliyor? Burun kemerini indirebiliyoruz, ucunu kaldırabiliyoruz, ucu çok genişse küçültebiliyoruz, delikler genişse küçültebiliyoruz veya büyütebiliyoruz. Burunda çökmeler, eğrilikler varsa, dışarıdan görünebilen problemler varsa bunların hepsine burun estetiği ameliyatıyla müdahale edebiliyoruz. Nasıl hazırlıklar yapılıyor ameliyata? Ameliyat öncesinde hastayla öncelikle bir görüşmemiz oluyor. Hatta birçok kez, birden fazla kez görüşüyoruz hastalarımızla. Burada hastanın psikolojisi aynen, de çok önemli. Aynen. Karar vermesi. Aynen. Bütün estetik ameliyatlarda olduğu gibi burun estetiğinde de mutlaka bir hastanın psikolojik hazırlığı gerekiyor. Çünkü aynaya baktığı zaman gördüğü manzara değişiyor ve bu değişiklik
çoğunlukla artık kalıcı oluyor. Geri dönüşsüz bir değişiklik oluyor. Ve burunda öyle gizlenecek bir organ değil. Aynen, tabii ki hastanın yani direkt yüzünde kişisel, evet, yani kişilik özelliklerini yansıtan bir organ. Bunu değiştiriyoruz. Biz çok önemli bir psikolojik süreç aslında. Bununla ilgili ciddi hazırlıklar yapmak gerekiyor. Tabii hastanın burunla ilgili ben en fazla hani ilk sorduğum sorulardan bir tanesi, burnunda neyi beğenmiyorsun? Neyin değişmesini istiyorsun? Bu soruya farklı hastaların çok farklı cevapları oluyor. İşte kimisi diyor ki burnunun ucu çok düşük, gülünce iyice aşağı düşüyor. Veya kimisi işte burnun kemerinin çok büyük olduğunu gösteriyor. Veya genel olarak burnun büyük veya küçük olduğunu söyleyen hastalarımız oluyor. Biz hastamızı iyice dinleyerek, uzunca şikayetlerini, problemlerini konuşarak ne yapılması gerektiğini, problemin ne olduğunu karar veriyoruz ve ne yapılabilir, yapılabilecek seçenekler nelerdir, nasıl bir ameliyat planı yapmak gerekir, buna karar verip ameliyatımızı buna göre şekillendirmeye çalışıyoruz. İşte hasta fındık burun istiyor ama yüzüne uymuyor. Bir sanatçının burnunu çok beğeniyor. Geçmişte vardı mesela. Herkeste bir Sibel Can burun fobisi vardı. Küçük burun, fındık burun. Bu tür yaklaşımlar da oluyor mu? İsteklerle de karşılaşıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Çok farklı istekleri oluyor hastalarımızın. Yani benim en çok karşılaştığım şey, İşte çok sevdiği bir artistin veya işte medyatik bir figürün fotoğrafı işte hasta getiriyor. Bana da bu burnun aynısı olur mu? Yapılabilir mi? Yapılabilir mi? Biz de şöyle cevap veriyoruz. Hani bir miktar benzetilebilir ama hani o burnun aynısını yapsak bile sizin yüzünüze uymayabilir. Çünkü hani herkesin yüzünün farklı bir yapısı var, farklı oranları var. Ve hani burun içindeki hani malzeme de herkes de farklı. Mesela o kişinin kıkırdağının büyüklüğü veya genişliği veya kemiklerinin büyüklüğü, genişliği, çıkıntılı olma oranı veya içeri basık olma oranı bizim çıkarabileceğimiz malzemeyi doğrudan olarak etkileyebiliyor. Yani burnun içindeki biz burnun içinde olan, var olan malzemeyle neler yapabiliriz? Onları anlatıyoruz hastamıza. Zaten sonuç olarak anlaşabilirsek hastamız ameliyat olmak için bize güveniyor. Veya işte bir şekilde anlaşabilirsek ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Evet, ameliyata hazırlık başlandı hocam. Hastamız ameliyat alınacak. Peki o ameliyat sürecinden de bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Mesela hasta kaç saat ameliyatta kalıyor? Ameliyata girmeden önceki mutlaka tekniler yapıyorsunuzdur. Aynen. Bunlar nelerdir hocam? Yani herkes burun estetiği ameliyatı olabilir mi? Tabii, yani şöyle, burun estetiği ameliyatı ile ilgili bir şeyimiz var. Tabii yaş sınırımız var. Bu sınır alt sınır. Özellikle hani bayanlarda yani 15-16 yaşlardan itibaren, erkeklerde de 17-18 yaşlardan itibaren yapılabilen bir ameliyat. Çok böyle problemli, nefes problemlerinin olmadığı sürece biz 15-16 yaşından önce kızlarda, erkeklerde de 17-18 yaşından önce ameliyat yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü burun kıkırdaklarının bir gelişme ve büyüme süreci oluyor. Tabii ki bu süreç ameliyat sırasında, ameliyatta yapılan cerrahi müdahaleyle bazen duraklayabiliyor. Ve bu duraklama kendini 16 yaşında yapılan bir ameliyata bağlı gelişen bir duraklama, kendini işte 26, 27, 30'lu yaşlarda burunda görülebilecek deformiteler şeklinde belli edebiliyor. O yüzden burunun tam olarak hani kıkırdak ve kemik yapısının gelişmiş olmasına dikkat etmeye çalışıyoruz. Yani ergenlik sürecini kişinin geçirmesi gerekiyor. Aynen, ergenliği atlatması gerekiyor. Ondan sonra biz burun ameliyatı yapmak istiyoruz. Onun dışında hastamız ameliyata karar verdi, anlaştık. Hastamız hastaneye geliyor ve öncesinde kan tahlilleri yapılıyor. Bu kan tahlillerimiz işte belirli hastalıklardan, bulaşıcı hastalıkların olup olmadığına dair veya kan hücrelerinin sayımına, karaciğer fonksiyonlarını, böbrek fonksiyonlarını ölçtüğümüz tahliller. Onun dışında burunda nefes problemlerini ilgilendiren, burundaki nefes problemlerini ortaya çıkaran burun filmleri çekebiliyoruz. Tomografi veya röntgen gibi. Bu tür hazırlıklar yapıyoruz, bu tür tahliller yapıyoruz. Bunların sonuçlarıyla beraber hastamızı anestezi doktoru da muayene ediyor. Sırtını dinliyor, işte genel durumuyla ilgili
belirli olabilecek hastalıklarla ilgili anestezi doktorumuz da bir şey yapıyor, değerlendirme yapıyor. Sonrasında ameliyat için genel anestezi alabileceğine dair onay verirse anestezi doktorumuz, ameliyat safhasını, aşamasını artık geçiyoruz. Ameliyat günü sabah hastamız gelir, saat 8 gibi, 8-8.30 gibi en geç yatar. Bizim ameliyat saatimiz önceden bellidir. Ameliyatımızı alırız ve hani bu sadece hani benim pratiğim olarak değil de genel olarak konuşayım. Ameliyatı yapan hekime ve ameliyatın yapıldığı hastane merkeze göre işte yaklaşık 2 ila 4 saat arasında bir ameliyat süresi vardır burun estetiğiyle ilgili. Ameliyat sonrasında, ameliyatın daha doğrusu bitiminde burnun içine tamponlar ihtiyaca göre konur. Dışında genellikle bandaj ve alçılar olur. Bu tamponlar belli bir süre sonra çekilir. Ben kendi pratiğimde işte 3. veya 4. günde bu tamponları almayı tercih ediyorum. Farklı hekimlerde farklı uygulamalar gördüm. 2 gün tutan da var, 1 hafta tutan da var. Genellikle ben kendimden bahsedeyim. Silikon, burnun içine yapışmayan, çıkarılması ağrılı, acılı, kanamalı olmayan silikon tamponlar tercih ediyorum. Farklı hekimlerin farklı uygulamaları olabiliyor. Onun dışında alçımız 1 hafta kalır. Alçıyı çıkardıktan sonra bandaja geçeriz. 1 haftada bandaj olur. Ve yaklaşık 14. 15. günden itibaren bütün burnuna koyduğumuz, uyguladığımız bu alçı, bandaj, tampon her şeyi çıkarmış ve hastamız normal günlük hayatına dönebilecek pozisyona gelmiş olur. Peki hocam, geçmişte burun ameliyatı olanlarda hep görürdük. Morartılar olurdu işte. Hı-hı. Göz çevrelerinde halka morartılar, hı-hı, burun kenarında morartılar. Hala onlar geçerli mi? Şimdi morluk neden oluyor? Kolunuzu da mesela duvara çarpsanız veya işte ne bileyim kapıya çarpsanız, vücutta herhangi bir yerde, yani dolaşımın sağlam sürdüğü, vücuttaki kan dolaşımının sürdüğü bir yerde bir travma olduğu zaman dolaşan kan damardan dışarı çıkabiliyor. Damardan dışarı çıkıp dokular arası boşluğa geçiyor kan. Kan ve hücreler. Bu kırmızı kan hücreleri, dolaşım dışındaki dokular arasındaki kırmızı kan hücreleri kendini dışarıdan morluk olarak belli ediyor. Burun estetiği ameliyatında da morarma olmasının sebebi cilt altındaki kemik ve kıkırdaklara yapılan müdahale. En fazla kemiğe yapılan müdahale. O da şundan kaynaklanıyor. Kemiğin dışında bir zar vardır. Periost dediğimiz kemik zarı. Bu kemik zarında kemiği besleyen böyle geniş kılcal damarlar bulunur. Kemiğe yapılan kesme işlemleri, işte değişik burun kemiğinin şekillendirilmesi sırasında oluşan cerrahi travmaya bağlı bu periosttaki kan damarları açılır ve buradaki kan vücut, yani damar dışına çıkar. Burun estetiği ameliyatında kendi pratiğimle ilgili yani size bilgi vereyim. Farklı şeyler var. Hekimlerin farklı yani farklı raporları var. Aslında benim ameliyatlarım sonrasında işte %40'a yakın hiç morarma olmuyor hastalarımın. %40'a yakın da hafif derecede morarmalar olabiliyor. Yaklaşık hastalarımın %10-20 civarında falan da böyle orta düzeyde morarmalar oluyor. Ama en fazla olan morarmalar bile bir hafta 10 gün içerisinde tamamen normale dönüyor ve hastamız normal bir hayatına geri dönebilecek duruma geliyor. Morarmayı azaltmak için çeşitli teknikler var. Çeşitli diseksiyon teknikleri, işte dokulara uygulanabilecek farklı metotlar. Onun dışında kullanılan, bu kemiği kesmek için kullanılabilecek olan farklı el aletleri, testereler, piezo dediğimiz böyle titreşimli cihazlar veya işte makas kesileri, keskili alet işlemler falan filan yapılabiliyor. Bunların farklı düzeylerde işte morarmayı azalttığına dair yayınlar var. Günümüzde hani kullanılan en popüler yöntemlerden bir tanesi piezo cihazı. Piezo cihazıyla da ilgili deneyimlerimiz var. Yani güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Açık ve kapalı teknikte piezo cihazında kullanmayı tercih ediyorum uygun vakalarda. Peki hocam, hastamız ameliyattan çıktı. Peki banyosu, alacağı gıdalar, hareketleri kısıtlanır mı? Nasıl dikkat etmeli? Nasıl dikkat edecek kişi kendisine? Ameliyat sonrası sürecimiz şöyle, işte yaklaşık bir 10-15 gün civarında alçı ve işte bandaj uygulamasından bahsetmiştik. Bu sırada işte hastalarımızın mümkün olduğunca yüz bölgesini, bu burnuna yaptığımız işte tampon, alçı,
bandajlarını ıslatmamasını tavsiye ediyoruz. Yani suyla temas etmeyecek. Aynen, aynen. Yüzünü suyla temas ettirmemesini söylüyoruz ama bu kesinlikle böyle kati bir işte banyo yasağı anlamına gelmemeli. Hani bu süreçte tabii hastalarımız ameliyat sonrasında belirli ihtiyaçları oluyor. Saçların mesela işte kuaföre gidin, başınızı böyle arkaya doğru eğdirip kuaförde yıkatabilirsiniz veya vücudunuzda işte banyoya girip banyonuzu yapabilirsiniz sadece diye söylüyoruz. Sadece, aynen, sadece yüz kısmındaki bu bandajların ıslanmamasını tavsiye ediyoruz. Hani ıslansa ne olabilir? Hani birinci haftadan sonra zaten hani tekrar böyle bandajları ıslandığı zaman biz hastalarımızı çağırıyoruz, yeniliyoruz. Hani çok da uzun boylu bir problem değil ama hani şifayen ıslanmamasını söylüyoruz, tavsiye ediyoruz o şekilde. Onun dışında ameliyat sonrası yaklaşık bir ay falan böyle çok direkt böyle güneş ışığına maruz kalmamasını istiyoruz hastalarımızın. Güneşten uzak durması gerekiyor. Aynen, çünkü ameliyat sonrasında cildi burun iskeletinden kaldırdığımız için bir miktar ciltte hassasiyet oluyor. Bu hassasiyet döneminde hani dolaşımı falan da biraz tabii sekteye uğruyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmamalarını öneriyoruz. Ameliyat sonrasında yaklaşık 1,5 ay falan hani çok ağır spor aktivitelerinden uzak kalmalarını söylüyoruz. Bu ne demek? İşte bir futbol maçı yapmamalarını, basketbol maçı yapmamalarını söylüyoruz ama hafif böyle yürüyüşler, hafif tempoda koşular falan yapılabilir. Ameliyat sonrası yaklaşık birinci aydan itibaren biz hani 1-1,5 ay civarında hani yüzmeyi de hani hastalarımıza tavsiye edebiliyoruz. Hani yüzmede de bir problem yok. Ama buruna darbe alabilecek işte bu yüzden de mesela bir güneş gözlüğü takması da sakıncalı. Güneş gözlüğünde ağırlık gelmesin diye. Aynen, güneş gözlüğünde şöyle yaklaşık 3 ay falan hani takmamalarını tavsiye ediyorum. Veya hani mecbur kalınacaksa da çok hafif böyle gözlüklü, hafif camlı, çerçeveli bir güneş ağırlık gözlüğü. Vermeyecek. Aynen, ağırlık vermeyecek şekilde ilk işte 2 aydan, 3 aydan itibaren takılabilecek şekilde söylüyorum. Peki gıda olarak dikkat etmesi gereken, beslenme olarak dikkat etmesi gereken unsurlar var mı? Ameliyat sonrası tabii ki hani sonuçta bir cerrahi yaramız var vücutta ve bunun hani bir şekilde yara iyileşmesi sürecine bizim ihtiyacımız var. Ve burun estetiğinde de yara iyileşmesi gerçekten çok önemli. Burunun yapılan şeklini, burunun yani nihai sonucunu direkt olarak etkileyen bir şey. Tabii yara iyileşmesi bizim için çok önemli. Yara iyileşmesinde etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi hastamızın beslenmesi, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması. Bu konuda hastalarımıza böyle dengeli beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Bol sebze, meyve ve işte proteinden zengin beslenmelerini, et, süt, yumurta gibi gıdaları bolca tüketmelerini söylüyoruz. Peki Mustafa Hocam, farklı cerrahi teknikler de var mıdır burun estetiğinde? Tabii ki her yapılan ameliyat aynı olmuyor. Burun estetiğinde de birbirinden çok farklı cerrahi teknikler var. Bunlar hani burun kıkırdaklarının şekillendirilmesiyle ilgili olabiliyor veya buruna bizim yaklaşım dediğimiz burun kıkırdaklarına ulaşım şekliyle ilgili olabiliyor. Cerrahide çok hani önemlidir ameliyat edeceğiniz dokuya nasıl ulaşacağınız. Mesela safra kesesi ameliyatını düşündüğümüz zaman safra kesesi ameliyatının açığı var, kapalısı var. Veya işte bir fıtık ameliyatını düşüneceğiniz zaman onun açık yapılan böyle fıtığın tamamen ortaya konulduğu, konulup düzeltildiği ameliyatı var. Bir de laparoskopik yapılan ameliyat var. Burun estetiği için de böyle. Burun estetiği ameliyatının da açık ve kapalı teknikleri var. Açık teknik rinoplasti de burun delikleri arasındaki bu şu gösterdiğim ciltte bir küçük kesi yapılır. Bu kesiden burun kıkırdakları ve kemikleri dışarı açığa çıkarılır. Burun iskeletine, kıkırdak ve kemik anatomiye istenilen değişiklikler yapılır ve sonrasında o cilt kesisi kapatılır. Kapalı teknik ameliyatta da ameliyat ve içerdiği işlemler tamamen burun deliklerinin içerisinden yapılır. Burun kıkırdakları burun deliğinden bu tıpta böyle bir tabir vardır, işte doğurma tekniğiyle, delivery tekniğiyle doğurtulur kıkırdaklar ve bu kıkırdaklar dışarı alınır, buradan burun içine bir yol açılır. Bu şekilde kıkırdak ve kemik anatomisi değiştirilebilir.
Açık ve kapalı teknik ameliyatlarda yapılan işlemler birbirinin neredeyse aynıdır. Ama açık teknik ameliyatın buradaki cildi kestiğimiz için belirli şeyleri var, sonuçları var. O yüzden ben kendi pratiğimde kapalı teknik ameliyatı daha çok tercih ediyorum. Sonuçlarının daha güzel olduğunu, daha öngörülebilir sonuçları olduğunu düşündüğüm için kapalı teknik ameliyatı tercih ediyorum. Peki hocam, teknolojinin ilerlemesiyle de yeni teknikler mutlaka vardır. Peki burun estetiği ameliyatında da yeni teknikler var mı? Tabii ki. Burun estetiği ameliyatında son yıllarda popülerize olan tekniklerden bir tanesi, özellikle daha önce hiç ameliyat olmamış burunlara primer rinoplastilerde uygulanabilecek ve sonuçların çok iyi olduğunu düşündüğüm, tecrübe ettiğim let down ve push down teknikleri var. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi burunun biz aslında çoğunlukla yaptığımız rinoplastilerin amacı büyük burunların küçültülmesi, kemerli burunların kemerinin indirilmesi, burun ucu geniş ve yayvan olan insanların burun ucunun küçültülmesinin istemesi. Let down ve push down tekniklerinde burun sırtının korunarak kemerinin giderilmesi amaçlanıyor. Bu aslında biraz anlaşılması zor ama şöyle bir örnekle vereyim. Örnekle anlatmaya çalışayım size. Şimdi biz mimar olalım ve bize bir proje gelmiş olsun. Desinler ki bize Süleymaniye Camisi'nin boyunu kısaltacağız. Biz mimar olarak Süleymaniye Camisi'nin boyunu kısaltacağız. Böyle bir görev verildi bize. Şimdi bakıyoruz Karaköy'den camiye. Caminin bir kubbesi var. Biz bu kubbeyi daha aşağıda bir konumda yerleştirmeye çalışacağız. Aslında bakıldığı zaman bizim burnumuzda da bir kubbe, bir kemer var. Şimdi Karaköy'den baktığımız zaman caminin en estetik yeri neresidir? Kubbesi, değil mi? Yani herkes, bütün gelen bakanlar onunla hayran oluyor. Kubbesini çok beğeniyorlar. Bizim burnumuzun da aslında burun kemerimiz çok estetik olarak çok göze çarpan bir yeri. Burun kemerinin normalde yapılan rinoplastilerde, bundan yaklaşık işte ben asistanken 10 sene öğrendiğim, gördüğüm rinoplastilerde yapılan kemerin düşürülmesi işlemi şöyle yapılıyordu. Burun kıkırdağı, cilt kaldırılıyor ve burun kemerindeki şu dokunduğum kemik, burada bir kıkırdak var, ön tarafı kıkırdaktan, arka tarafı kemikten yapılmış bir burun çatısı var, burun kubbesi var. Bu burun kubbesi makas darbeleriyle veya keskilerle dışarı çıkarılıyordu, yani yerinden alınıyordu ve belki kullanılırsa hani nadiren kullanılıyordu veya tekrar burnun içine konuluyordu kıkırdakları veya büyük ihtimalle alınan kemer, kubbe, buradaki kemik ve kıkırdaklar çöpe gidiyordu. Günümüzde yapılan, yani son yıllarda gelişen let down ve push down tekniklerinde ise bu burnun anatomik yapısı, normal çatısı korunarak burun estetiği yapılıyor. Bunu camiye uyarlarsak ne yapıyoruz? Mesela öncesinde yapılan ameliyatlarda, önceki ameliyatlarda caminin kubbesi tamamen kesiliyor. Ve dört duvarı açık bir alan kalıyor. Caminin sadece duvarları kalıyor. Bu duvarlardan kıkırdak greftler alınıyor. Burun çatısına dikiliyordu. Ve caminin duvarları tabandan kırılıp çatı birleştiriliyordu aradaki kıkırdaklarla. Ve bu teknik bir kemer giderilmesini sağlıyordu. Ama birçok komplikasyona da gebe oluyordu. Bu konulan kıkırdaklar burun sırtında düzensizliklere sebep olabiliyordu. Veya burun kökünden burun ucuna olan bu dorsal estetik hattın devamlılığının bozulmasına sebep olabiliyordu. Bu devamlılığın bozulması veya işte kıkırdakların belirgin hale gelmesi kendini değişik deformiteler olarak özellikle ameliyat sonrası dönemlerde uzun vadede kendini bariz bir şekilde belli ediyordu. Biz artık burun kemerini bozmadan indiriyoruz. Yani bu caminin boyunu kısaltırken kubbesine hiç dokunmuyoruz. Birinci katından, caminin en alt katından tuğlalar çıkartarak caminin boyunu kısaltıyoruz. Burundaki kemer çok önemli bir estetik ünite. Caminin kubbesi de aynı şekilde çok önemli bir estetik mihenk taşı camide noktası.
Biz bu burundaki bu kemerin korunmasını istiyoruz. Bu yönde çalışıyoruz ve ameliyat sonuçlarımız da gayet doğal ve estetik olabiliyor bu şekilde. Bu led down ve push down yöntemleri. Hı-hı. Kişi nefes problemi yaşıyor ve burun estetiği ameliyatı olacak. Hı-hı. Nefes problemlerini biz tıpta nazal obstrüksiyon, burun tıkanıklığı şeklinde tabir ediyoruz. Ve burunda gerçekten nefes problemi yapabilecek birçok hastalık olabiliyor. Bu hastalıklar işte burnun doğuştan hastalıkları olabiliyor. Sonradan gelişen alerjik polipler olabiliyor. Burunda kanserler olabiliyor. Yabancı cisimler olabiliyor. Farklı böyle sistemik hastalıkların burunda değişik bulguları olabiliyor. Mesela Wegener granulomatozu dediğimiz bir hastalık var. Sistemik aslında böbrekleri, bütün organları tutan bir hastalık. Burunda böyle kabuklu, böyle yaralara sebep olabiliyor. Bu tür hastaların mutlaka ve mutlaka öncelikle bir kulak burun boğaz doktoruna muayene olmaları gerekiyor. Endoskopik burun muayenesinin yapılması gerekir. Sonrasında gerekirse tomografi veya MR'la hava yolunun ayrıntılı değerlendirilmesinin yapılması gerekir. Sonrasında hani eğer kemik ve kıkırdak dışında ve hani burun içinde bir de burun etleri var, havayı ısıtan konkalar dediğimiz, alınan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesini sağlayan burun etlerimiz var. Kemik, kıkırdak ve burun etlerinin dışında bir probleminin olduğu vakit hastanın mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanının tarafından ameliyat edilmesi gerekir. Çünkü bu poliptir, işte burunda bulunabilecek kanserlerdir. Bunların tedavisinin ameliyat sırasında bir seansta yapılması uygun olur. Yoksa hani bu tür problemler atlanırsa ikinci, üçüncü ameliyatlar zaruri hale gelir. Mustafa Hocam, burun ameliyatında başarısız olma ihtimali de var mıdır? Tabii ki. Bütün ameliyatlarda olduğu gibi, bütün ameliyatların başarısız olma ihtimalinin olduğu gibi burun estetiğinin de başarısız olma ihtimali var. Bu başarısızlık neye göre, kime göre, bu başarısızlık kriteri nedir? Özellikle hani onu söylemek lazım. Burunda hani en iyi cerrahların bile, en iyi merkezlerde, en iyi estetik cerrahların, en iyi kulak burun boğaz uzmanlarının yaptığı ameliyatlarda bile kitabi bilgi olarak yaklaşık %5 ila 10 arasında ikinci bir ameliyat, revizyon ihtiyacının doğduğu, gerekliliğinin doğduğu hani kitabi bilgi olarak yerini almış durumda literatürde. Hastalarımız şu anlama geliyor ki hastaları %5-10 arasında memnun kalmayabiliyorlar. Bu memnuniyetsizlikler bazen hastanın yüksek beklentilerinden kaynaklanabiliyor. Hani hastanın beklentisi çok yüksek oluyor ve alttaki değişik psikolojik problemlere de bağlı olabiliyor. Bazen de gerçekten de hani cerrah ameliyatı güzel yapamamış da olabiliyor veya belirli kullanılan ameliyatta kullanılan tekniklere bağlı olabiliyor veya işte ameliyatta ortaya çıkabilecek yani sistemik problemlere bağlı, ameliyatın düzgün planlanan şekilde gerçekleştirilememesine de bağlı. Hani problemlerden kaynaklanan ameliyat sonrası memnuniyetsizlikler olabiliyor. Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Her ameliyatın ikincisi, üçüncüsü yapılabildiği gibi burun estetiği ameliyatından memnun olmayan hastalarımıza da hani ikinci, üçüncü ameliyatları yapma konusunda yardımcı oluyorum ben. İnsan bir defa ameliyat olup da memnun kalmadığı birine ikinci ameliyatını veya üçüncü ameliyatını yaptırmak istemeyebiliyor. Evet. Aynı şekilde ilk hani ameliyatta olduğu kadar güvenmeyebiliyor. İkinci, üçüncü ameliyatlara işte revizyon ameliyatlar deniyor artık. Revizyon ameliyatlarda da önemli olan hastanın bir şekilde güveninin sağlanması, bozulan moralinin tekrardan yerine konması, düzeltilmesi konusunda hastaya gerekli psikolojik desteğin ve ilginin gösterilmesi gerekiyor. Bu konuda yani hastayla daha böyle sıcak bir bağ kurabilmeniz, hastayla olan iletişiminiz çok ön plana çıkıyor bu durumda. İkinci, üçüncü ameliyatlarla ilgili cerrahi olarak belirli hani farklılıklar var ilk ameliyattan. Bir kere hiç yani biz bunu bu şekilde kullanırız. Bakire burun dediğimiz zaman hiç ameliyat olmamış bir burun anlamına gelir. Onun dışında ikinci veya üçüncü ameliyat yapılacaksa eğer o
ameliyat edilmiş burunun işte cildinin altındaki dokular bir şekilde hani ilk ameliyata bağlı yara iyileşmesinden kaynaklanan yapışıklıklarla dolu oluyor. Orayı açmanız, o dokuları tekrar serbestleştirmeniz, deriden ayırmanız, birbirinden ayırmanız ilk ameliyata göre çok daha zor oluyor. Onun dışında bazen burun içindeki kıkırdaklar ilk ameliyatta burun çatısının tekrar oluşturulması için veya farklı sebeplerle burunla ucuna destek olarak falan da kullanılmış olabiliyor. Bu durumda bazen burun içinde yeni bir, ikinci bir burun veya üçüncü bir burun ameliyatını yapmaya yetecek kadar kıkırdak olmayabiliyor. Açtığımız zaman burun içinde yeterli kıkırdak bulamayabiliyoruz. Bu durumda da kulak kıkırdağından, kulaktaki kıkırdaktan veya kaburgadaki kıkırdaktan parçalar almamız gerekebiliyor. Bunu aynı seansta gerçekleştiriyoruz. Bir ameliyat içerisinde, yani burun için ameliyata başlıyoruz. Aynı şekilde aynı seansta kulaktan kıkırdağımızı alıp burun içinde kullanarak ameliyatımızı gerçekleştiriyoruz. Hani revizyon ameliyatla ilgili şunu söylemek istiyorum. Her yani revizyon, yani burundan ameliyattan memnun kalmadım. Peki bu kesinlikle dünyanın sonu değil. Yani çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturması gereken bir durum değil. Çözümü var. Revizyon ameliyat yapılabilir. İkinci ameliyatla veya üçüncü ameliyatla istediği burnuna kavuşması hastalarımızın gayet mümkün. Mustafa Hocam, tabii burun denildiği zaman ilk aklımıza gelen nefes alma ve koku alma. Peki burun estetiği olan da hastalarımız, burun ameliyatı olan hastalarımızda böyle koku kaybı yaşama gibi bir olasılık söz konusu olabilir mi? Burun estetiği ameliyatı aslında hani direkt olarak burunun fonksiyonel kısmıyla alakalı değil. Yani koku hücrelerini ilgilendirmiyor burun estetiği ameliyatı. Ama bazen burun içerisinde işte dediğimiz az önce bahsettiğimiz ek problemler olabiliyor. Mesela alerjik polipler veya işte burun içinde konkabilioza dediğimiz burun orta konkasının çok büyümesi, içinde böyle bir balonlu hava boşluğunun oluşması gibi değişik hastalıklar olabiliyor. Bu tür durumlara müdahale edildiği zaman, yani burnun dış iskeletinin değil de burnun fonksiyonel olan iç kısmının, nazal kavitenin, burun boşluğunun ameliyatlarında koku problemleri sınırlı olarak yapılan işleme göre değişen oranlarda ortaya çıkabiliyor. Bu durumda da hani kokuyla ilgili değişik hani tedaviler kullanıyoruz. Onun dışında nefes almasını etkileyebilir mi peki? Nefes almayla ilgili tabii ki hani ameliyat öncesinde çoğunlukla hastalarımızın nefes problemi oluyor. Biz bu nefes alma problemlerini gidermeye çalışıyoruz ama bazen hiç nefes problemi olmayan hastalarımız da olabiliyor. Nefes problemi olmayan hastalarda burun estetiği ameliyatı biraz aslında riskli, onu kabul etmek lazım. Ama şöyle, genellikle hastalarımız büyük buruna alışkın olduğu için ilk başta ameliyat sonrası erken dönemde nefes alma problemleri yaşayabiliyorlar. Bu büyük bir burnun küçültülmesine bağlı olabiliyor bazen. Yani büyük bir hava yolunun daraltılmasına bağlı olabiliyor. Onun dışında erken dönemde burun içine özellikle burun etlerinin küçültülmesi için yakma işlemi, işte değişik şekillerde yapılabiliyor. Radyo frekans veya elektrokoterizasyon veya işte lazerle veya SMR dediğimiz sümukoz rezeksiyon tekniğiyle burun etlerinin küçültülmesi yapıldıysa, bu etlerde burun boşluğunun mukozasında değişen oranlarda erken dönemde ödem oluyor. Bu ödeme bağlı da burun boşluğunun, işte hava yolunun daralması dediğimiz nazal obstrüksiyon farklı oranlarda gelişebiliyor. Ama yaklaşık ameliyat sonrası 6. haftadan, 4 ile 6. haftadan itibaren nefes problemleri tamamen çözülüyor. Yani öncesinde hastamızın bir nefes problemi yoksa ve ameliyat da yani başarılı geçtiyse, çok böyle anormal problemler olmadıysa burunda, yani çökmeler gibi, yanılmalar, eğrilmeler gibi problemli ameliyatlar, bir komplikasyonlar gelişmediyse, başarılı ameliyat yapıldıysa nefes problemi beklemiyoruz ameliyat sonrasında. Peki Mustafa Hocam, koku kaybı yaşanmıyor dediniz, nefes problemi yaşanmıyor dediniz. Peki ses etkiler mi? Burun estetiği ameliyatının da tabii hani değişen oranlarda erken dönemde bu burun içinde gelişen ödeme bağlı
sesi de değiştiriyor. Sesin rengini de etkileyebiliyor ama sesin rengi aslında esas olarak burnun iç kısmı dış kısmıyla ilgili değil de iç kısmıyla alakalı. Yani sesin rezonansını, sesin rengini etkileyen özellikler kafa kemikleri, işte üst çene, alt çene, burundaki sinüs boşlukları, hava bu kafa iskeletinin, kafatasının içindeki havalı boşluklar tarafından sesin rezonansı, rengi belirleniyor, tayin ediliyor. Burun estetiği ameliyatında bu boşluklara, yani çeneye, sinüslere, işte dişlerin yapısına, kafa kemiklerinin yapısına bir müdahalede bulunulmadığı için sesin rengini de rezonansını da çok fazla etkilemiyor burun estetiği ameliyatı. Mustafa Hocam, burun estetiği ameliyatını herkes yaptırabilir mi? Kimler yaptırabilir ve kimler yaptıramaz? Burun estetiği ameliyatının tabii yapılması için hastamızda belirli hani bazal gereklilikler var. Bunlardan en önemlisi işte yani daha çok en çok bizim aradığımız bize soru olarak da gelen yaş sınırlaması. Herhangi bir yaş sınırlaması var mı? Az önce bahsettiğimiz gibi kadın kızlarda işte 15-16 yaşından itibaren, erkeklerde de 17-18 yaşından itibaren burun estetiği ameliyatını yapabiliyoruz. Bu yaş sınırlarının altında ameliyatı yapmamaya çalışıyoruz. Onun dışında ameliyat edeceğimiz hastamızın bir kere hani büyük bir hani psikolojik probleminin olmamasına dikkat ediyoruz. Veya işte akli dengesinin yerinde olması bizim için çok önemli. Bağışıklık sisteminin düzenli çalışıyor olması, belirli kronik hastalıklarının olmaması önemli. Mesela işte yara iyileşmesini bozabilecek bir düzeyde bir hani şeker kontrolsüz bir diyabet hastasına burun estetiği yapmanın bir hani çok büyük bir anlamı yok. Çünkü hani yara iyileşmesini bozup yaptığımız iş daha da kötü olabiliyor. Veya işte çok ileri derecede kronik hastalıkları olanlarda yine yapmamaya özen gösteriyoruz veya bu hastaları geri çeviriyoruz. Onun dışında bir üst yaş sınırlaması var mı? Belirli hani üst yaş sınırlaması aslında hani kitabi olarak, teknik olarak yok. Bu alt yaş sınırı var ama üst yaş sınırı yok. Ama tabii burada hastalarımızın işte yaş arttıkça belirli ek problemleri de ortaya çıktığı için bazı hastalarımızda hani başvurduğu zaman ek problemlerden kaynaklı geri çevirdiğimiz olabiliyor ama genel olarak hani bir üst yaş sınırlamamız yok. Mustafa Hocam, burun estetiği ameliyatında cerrahi teknikler olarak kadın ve erkekler arasında bir farklılık oluşuyor mu? Tabii ki var. Şimdi erkek yüzünün ifadesiyle kadın yüzünün, bayan yüzünün ifadesi birbirinden farklı. Erkekte daha böyle maskülen, daha güçlü, daha baskın bir karakter olması gerekirken, o makulken, bayanda daha böyle feminen, daha kadınsı özelliklerin ortaya çıkartılması gerekiyor. Bunları da hani burnun şekli direkt olarak etkiliyor. Erkeklerde şimdi bayanlar biraz daha fazla yaptırıyor burun estetiğini, daha fazla talep ediyorlar. Tabii bu ister istemez kozmetik amaçlı ama son zamanlarda erkeklerde de ciddi oranlarda bir artış var burun estetiği ameliyatı sayıları konusunda. Bayanlarda daha çok istenilen görünüm burun sırtının biraz daha aşağıda olduğu, burun ucunun biraz daha böyle kavisli bir şekilde geldiği, burun ucunda supratif break point dediğimiz küçük bir girinti vardır normalde. Onun daha belirgin olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Erkek burnunda ise çok fazla kavisli olmayan, burun kökünden itibaren burun ucuna kadar direkt bir şekilde hani düzgün devamlı bir şekilde gelen, ucunun yani kaba tabirle çok fazla kalkık olmayan bir burun yapmaya özen gösteriyoruz. Bir de burnun yan tarafında üst dudakla burun orta kısmının yaptığı yan profilde oluşan bir şey var, açı var. Nazolabial açı dediğimiz açı. Burun dudağıyla burun deliklerinin arasındaki açı. Bu açının kadınlarda 90-100 ila 120 arasında olmasını istiyoruz. Erkeklerde 90 derece olmasına dikkat ediyoruz. 90 dereceyi geçtiği zaman nazolabial açı 100-120'li rakamlara ulaştığı zaman
burun çok kalkık görünüyor. Bu da feminen bir görüntü ortaya çıkmasına sebep oluyor. İster istemez bu hastalar sonrasında rahatsız oluyorlar. Erkeklerde yani kısaca şöyle söyleyeyim, burnu çok fazla kalkık bir şekilde yapmamaya çalışıyoruz. Kalkık ve kavisli burun erkeklerde olmuyor. Bayanlarda daha çok tercih ediyoruz. Mustafa Hocam, konuşmamızın içerisinde burun etlerinden bahsettik. Peki burun eti nedir? Çok sık duyarız. Burnunda et var derler, geniz eti var derler. Bunun bir açıklamasını yapar mısınız bize? Tabii ki. Şimdi burun eti dediğimiz zaman halk arasında açıkçası nasıl denir? Çok genel bir anlama geliyor. Çok genel bir tabir var. Ve burun eti kelimesinin altında birçok aslında hastalık var. Burun içinde normalde herkeste olması gereken etler var. Bunlara biz konka diyoruz. Burun etleri adeta bir kalorifer görevi görür. İçinde böyle genişleyip büzüşebilen kan damarları vardır. Aldığımız hava, burundan aldığımız nefes ilk olarak bu burun etlerine çarpar. Burun etleri dışarıdaki dış ortamın havasına bağlı olarak genişleyip büzüşebilir ve alınan havanın sıcaklığını ve nemini değiştirirler. Burun etleri yani bir rezistans görevi görürler. Alınan akciğerlere giden havanın nemini ve ısısını ayarlarlar. Bunları yapmakla görevli olan, normalde de herkesin burnunda var olması gereken, var olan burun etlerimiz var. Bunların ismi konka. Bir de burunda normalde olmaması gereken, hastalık durumlarında ortaya çıkan anormal burun etleri var. Bunlar işte en fazla bizim gördüğümüz alerjik polip dediğimiz burun etleri var. Veya belirli hani sinüzit hastalıklarından sonra, sinüzitlerden sonra gelişen antrakoanal polip dediğimiz polipler var. Bunlar da ameliyatta veya işte belirli medikal tedavilerle mutlaka burundan hani giderilmesi, temizlenmesi gereken hastalıklar. Normalde konkaları burnun içinden çıkarıp almıyoruz. Ama bu polip olduğu zaman burunda bunların tedavilerini, özellikle hani antrakoanal poliplerin veya başka tür poliplerin tedavilerinin cerrahi olarak yapılması gerekiyor. Geniz eti de geniz bölgesi burnun biraz daha arka tarafında yer alıyor. Tam burun boşluğuyla ağız boşluğunun birleştiği bölgede yer alan bir anatomik bölge geniz. Latince ismi nasofarynx olarak geçiyor. Normalde çocuklukta daha sık gördüğümüz burada bir bademcik dokusuna benzer bir adenoid dediğimiz bağışıklık sisteminin bir parçası olan bağışıklık dokusu, lenfoid bir doku bulunuyor çocuklarda. Bu lenfoid doku yaklaşık 10'lu 11'li yaşlardan itibaren küçülüp kaybolmaya başlıyor. Ve yaklaşık 17-18'li yaşlara gelindiğinde, erişkin yaşlara gelindiğinde çoğunlukla bu geniz eti, adenoid dokusu dediğimiz geniz eti kayboluyor. Bazı insanlarda bu adenoid dokusu, geniz eti erişkin yaşlarda da devam edebiliyor. Eğer biz bunu endoskopik muayene ile baktığımız zaman hastanın genizine görebiliyoruz. Eğer orada bir geniz bölgesinde bir anormal lenfoid doku varsa erişkin yaşlarda özellikle oradan küçük bir parça alıyoruz. Bu parçanın işte adenoid doku veya işte lenfoid bir doku olup olmadığını teyit ediyoruz. Ondan sonra ameliyatla alabiliyoruz. Neden öncesinde parça alıyoruz? Neden direkt ameliyat yapmıyoruz? Çünkü erişkin yaşlarda özellikle sigara içimi veya işte Epstein-Barr virüsü enfeksiyonlarının endemik olduğu bölgelerde yaşayan insanlarda nasofarynx kanseri dediğimiz geniz etinin, işte geniz bölgesinin kanseri de karşımıza çıkabiliyor. Bu da nefes problemlerine sebep olabiliyor. Aynı zamanda kulakta iltihaplara sebep olabiliyor. Kulakta sıvı toplanmaları dediğimiz işitme kaybıyla giden belirtiler verebiliyor. Bunların tedavileri burun etinin hani bu basit geniz eti tedavisinden çok daha farklı. Bu hastaların işte radyoterapi, kemoterapi gibi tedaviler almaları gerekebiliyor. Yani kısacası burun etleri masum konka büyümelerinden,
veya geniz etlerinden veya alerjik kaynaklı polip hastalıklarından tutun da çok değişik kanserlere kadar birçok hastalık şeklinde karşımıza çıkabiliyor. O yüzden burun eti deyip geçmemek gerekiyor. Mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna muayene olunması lazım. Gerekirse bir parça alınması, özellikle ileri yaşlarda veya işte mutlaka cerrahi tedavilerle burun etinin tedavi edilmesi gerekiyor. Mustafa Hocam, burun estetiğiyle beraber burun etine de müdahale edilebilir mi? Tabii ki. Aynı seansta hani burun içinde az önce bahsettiğimiz hastalıklardan hangisi varsa ona yönelik tedavinin uygulanması gerekir. Yani olması gereken odur. Burun ameliyatı yapılmışken dışıyla beraber içinin de yapılması uygun, doğru olan tedavi seçeneğidir. Bizim en fazla gördüğümüz burunda konka büyümeleri, burun estetiği ameliyatıyla aynı seansta en fazla yaptığımız et küçültmeleri de konkalara yönelik yaptığımız küçültmeler. Bu konkalarımız büyüyüp küçülebilen burundaki kalorifer rezistans sistemi olduğundan bahsetmiştik. Bazı hastalarda, özellikle alerjik problemi olan hastalarda burun etleri aşırı derecede büyüyor ve burundaki hava yolunu kapatıyor. Böyle durumlarda biz burun etlerine çeşitli yöntemlerle küçültmeler uygulayabiliyoruz. Bunlardan bahsedecek olursak en fazla kullandığımız radyo frekans dediğimiz ısı yoluyla, ısı enerjisi yoluyla burun etinin içine girilerek bir küçük probumuz var iğne şeklinde. Bunu burun etinin içine iğne gibi saplıyoruz ve etrafında bir ısı bölgesi oluşturuyor. Yaklaşık 50-60 santigrat derece civarında. Oradaki dokuların ölmesini, nekroza gitmesini sağlamayacak şekilde, yani nekroza götürmeyecek şekilde, oradaki doku ölümüne sebep olmayacak şekilde çok fazla aşırı derecede bir ısı enerjisi değil. Ama aynı şekilde oradaki fazla büyümüş olan dokuyu da büzüştürmeye yetecek kadar bir ısı enerjisi veriyor. Onun dışında kullanılabilecek başka bir yöntem elektrokoterizasyon dediğimiz yöntem. Bunda da burun mukozasının dış tarafından burun etleri yakılarak küçültülüyor elektrik enerjisiyle. Farklı yerlerde, farklı hastanelerde, farklı merkezlerde burun etlerini küçültmek için farklı cihazlar var. Bunlardan bir tanesi lazer uygulamaları. Aynı şekilde lazer cihazlarıyla da burun etlerine müdahaleler yapılabiliyor. Bir de burun etlerinin kısmen veya tamamen çıkarılması durumu var. Tamamen çıkarılması ameliyatını artık neredeyse hiç yapmıyoruz. Burun etleri tabii başta da söyledik, bize lazım olan şeyler. Havayı ısıtan, nemlendiren organlarımız bizim onlar. Burun etlerini, yani konkalarımızı burundan çıkarmıyoruz. Ama konkanın içinde, burun etinin içinde küçük bir yaprakçık şeklinde incecik bir kağıt kadar kalınlıkta bir kemiği oluyor. Bu kemiği bazen burun eti çok büyük olduğu zaman çıkartabiliyoruz. Bunun adı da submukoz rezeksiyon, yani konkaya uygulanan submukozal rezeksiyon işlemi. Bu işleminde hani belirli oranlarda hastalarımıza faydalı olduğunu düşünüyoruz. Şimdi burun etlerinin cerrahisinden hani bir şekilde burunun küçültülmesi olarak ikiye ayırabiliriz. Küçültülmesi ve burun etinin dışarı çıkarılması olarak ikiye ayırabiliriz. İşte elektrik dedik, işte radyo frekans dedik veya lazer dedik. Bunlarla yapılan küçültme işlemleri belirli sürelerde, belirli oranlarda geçici etki sağlayabiliyor. Mesela radyo frekansla veya işte koterizasyonla küçülen burun etleri yaklaşık 8 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar büyüyebiliyor. Yani belirli oranlarda lazer, işte elektrokoterizasyon veya radyo frekansın etkileri geçici olabiliyor. Ama submukozal rezeksiyon yaptığımız zaman burun içindeki o konkanın içindeki kemiğin alınması durumunda etki biraz daha kalıcı, daha uzun vadeli olabiliyor. Ama radyo frekans ve işte bu burun etinin küçültülmesiyle ilgili yapılan işlemlerin hani ameliyat sonrası postoperatif dönemde biraz daha konforlu olduğunu da söylemek lazım. Ameliyat sonrası burun etinin çıkarılması veya işte içindeki kemiğin submukozal rezeksiyonla çıkarılması biraz daha bazen bir miktar daha kanamalı ameliyat sonrası dönemlere sebep olabiliyor. Yani kanama biraz daha fazla olabiliyor. Yakılarak küçültüldüğü zaman ameliyat sonrası dönem daha rahat oluyor.
Mustafa Hocam, çok keyifli bir sohbet oldu. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben ekranları teşekkür başında bizleri izleyen Şifa Kapısı programı izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Bugün burun estetiğini konuştuk kabaca. Tabii ki hani burun estetiğiyle ilgili kafamızda, aklımızda yer etmesi gereken noktalar neler? Ben kısaca onları tekrarlayayım. Burun estetiği her şeyden önce psikolojik sonuçları olan bir ameliyat. Yani aynaya baktığımızda gördüğümüz manzarayı, yani yüzümüzün yapısını belirli oranlarda, kısmi oranda değiştiren bir ameliyat. Buna öncelikle hazır olmak gerekiyor. Onun dışında ameliyatın hani yapıldığı hastane ve ameliyatı gerçekleştiren hekimle çok iyi bir iletişim kurmak gerekiyor. Gerekirse iki defa, üç defa, dört defa, beş defa görüşmek, burnumuzla ilgili rahatsız olduğumuz noktaları, burnumuzun nesinden rahatsız olduğumuzu hekime iyi bir şekilde aktarmak gerekiyor ve hani hekimimizin de bizi anladığından emin olmamız gerekiyor ameliyat olmadan önce. Onun dışında bir de çok yüksek beklentilerle bu ameliyata hani girişmemek gerekiyor. Mesela işte bazı hastalarda hani bütün hayatının işte bu ameliyat etrafında döndüğünü hani düşünmemeleri gerekiyor hastalarımızın. Yani çünkü ameliyat sonuçta belli bir sonucu olan geçici bir olay. Hayatımız devam edecek. Ve hani bütün hayatımız bu burun estetiğine bağlı bir süreç değil. Ameliyatımız olacağız. Büyük oranda inşallah başarılı olacak ama başarısız da olduğu zaman sonucun hani böyle bütün hayatımızı etkilemediğini bilmemiz gerekiyor. Çok büyük oranlarda hayal kırıklıklarına kapılmamak gerekiyor. Başarısız olursa düzeltilme ihtimali var. Revizyon ameliyat mümkün. Benim kısaca söyleyeceklerim bu kadar. Evet, kıymetli SRT televizyon izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta burun estetiğini konuştuk. Kulak burun boğaz uzmanımız operatör doktor Mustafa Kavuğu Durmaz bizlerle birliktelerdi. Burun estetiği ile ilgili merak ettiğimiz tüm soruların cevabını sayın hocamızdan aldık. Kendisine tekrar teşekkür ediyor. Siz değerli SRT televizyon izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.